Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2. Ahir Dağı Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı. Şu anda Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeyiz. Geleneksel olarak ikincisi düzenlenen Türkiye Atlı Kızak Şampiyonası'nı Aksu Haber ekibi olarak sizler için görüntülüyoruz. 2300 metre rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki organizasyonun atlı kızak kategorisinde 6 ilden 37 sporcu kıyasıya yarıştı. Çok güzel olmuş. Başıma gitti benim. Çok bayıldım, çok beğendim. Biz tasarım yapmış. Çok keyifli oldu. Yarışlar sonunda Şahdadaş Spor Kulübü'nden Ahmet Yılmaz birinci, Çiftlik Atlı Spor Kulübü'nden İsrafil Yıldırım ikinci, Dadaş Atlı Spor Derneği'nden Hakan Çavuşoğlu üçüncü oldu. Atlı kızak geçen yıl bir yapıldı. Geleneksel Federasyonu sağ olsun, buradan da onlara, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. İkincisi bu yıl yapıldı. Biz atlı kızağı burada gördük. Acizane gene de kulüp olarak koştuk. Çok güzel bir şey. Maraş'ımız için unutulmayacak bir anı oldu. Her yıl tekrarını bekliyoruz. Basın mensupları arkadaşlar da bizleri görüntülüyor. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu AŞ Başkanı Ünal Genç yaptığı açıklamada bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Ahir Dağı Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nı yaptıklarını belirtti. Şu an Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 2. Ahir Dağı Kahramanmaraş Atlı Kızak yarışlarını başlatmış olduk. Türkiye Şampiyonası'nı yapıyoruz. Erzurum'da başlattık. Bugün Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş'ına bitirmeye çalışıyoruz. Evet, bizim için Kahramanmaraş önemli bir kent, önemli bir yer. Geçen yılda bize büyük misafirperverlik yaptılar. Sayın Belediye Başkanımıza kanalınız vasıtasıyla çok teşekkür ediyoruz. Geleneksel sporlarımızı yaşatmaya devam ediyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Geçmişin işlemini geleceğe taşıyoruz biz federasyon olarak. Türkiye Geleneksel Spor Dalı Federasyonu tüm spor dallarında 8 ayrı branşta mücadele veriyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Züver Çetinkaya ise Yedikuyular Kayak Merkezi'ndeki etkinliklerimizi arttırarak devam edeceklerini dile getirdi. Biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Yedikuyular Kayak Merkezi'mizi hizmete açtık. Sağ olsun hem vatandaşlarımızdan hem çevre illerimizden hakikaten bizim beklentilerimizin üzerinde bir teveccüh oldu. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kayak merkezimizdeki etkinliklerimizi artırmak adına da bugün atlı kızak, yarın da geleneksel kızak yarışmamızı düzenliyoruz. Aslında bunun birincisini geçen yıl düzenlemiştik. Bu yıl kayak merkeziyle beraber ikincisini düzenlemiş olduk. Yarınki geleneksel kızak yarışmamıza da hepinizi tekrar davet ediyoruz ve bekliyoruz. İnşallah bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel spor dallarımızı yaşatmak anlamında birçok faaliyetimiz olacak. Bu anlamda da gerek federasyondan ve gerekse halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Öte yandan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde Simya Eğitim Kurumları tarafından gerçekleştirilen karton kızak yarışması da renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerimizin 4 günde yaptığı ve Mehmetçiklerimizi unutmadığımız, daha 2 gün önce verdiğimiz şehitler olsun, zor anlar yaşıyoruz. Mehmetçiklerimizi anmak adına Arfin Harekatı'na özel bir karton kızak yaptık. Karton kızağımızı şu an yarışmamıza birazdan sunacağız. Öğrencilerimiz 4 günde bitirdiği şeyde inşallah bir başarı alırlar. Herkese buradan başarılar diliyorum. Geçen yıl burada hiçbir tesis yokken Sayın Başkanımızın desteğiyle onun sayesinde burada birinci karnavalı yapmıştık. Bu yıl bu tesiste bize sunulan bu imkanlarla birlikte keyifli bir kar festivalinin ikincisini gerçekleştiriyoruz. İnşallah seneye çok daha geniş katılımlarla bu yıl Türkiye çapında birçok sporcunun da katıldığı bir hale taşıdık. Seneye uluslararası bir boyut kazanacak. Buna da eminiz.